Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlar. Şimdi ikizkenar üçgenin son konu testi olan konu testi 3'ü çözüyoruz arkadaşlar birlikte. Şimdi bakalım ne diyor ilk sorumuz. Hemen şöyle bir odaklanmasını bir ayarlayalım. Şöyle kalemi de alalım. Evet, odaklanmayı ayarladık. Bir de şu ışığı da yakayım da arkadaşlar daha güzel olsun diye düşünüyorum. Bakayım böyle daha mı güzel oldu? Sanki biraz daha güzel. Evet. Hadi bira bismillah diyelim ve başlayalım. Şimdi 4 görüyorum, 10 görüyorum. Hatta şurada bir ikizkenar üçgen görüyorum. O zaman hiç düşünmeden tabanına dikliği pat diye yapıştırdım. Bu diklik burayı 2'ye bölecekti. 2, 2 diye. Ve bakın ne çıktı karşıma? Şurası 12, şurası 13. Demek ki 5, 12, 13 üçgeni çıkacak. Hemen burada da bir Pisagor çakalım. Soru bitsin. X kare eşittir. Bir 5'in karesi 25, bir de 2'nin karesi 4. Yani 29, kök 29 geldi x'imiz. Geçtik 2 numaralı sorumuza. AB eşittir AC'ymiş arkadaşlarım. Şunlar birbirine eşitse benim indirdiğim açıortay aynı zamanda kenarortay olacaktı ve aynı zamanda yükseklik olacaktı. Ve bakın şurada ne gördüm? Diklikten diklikinde. Hadi öklit yapalım. 4'ün karesi 16, x çarpı 8'di arkadaşlarım. Demek ki x 2 olacak ki 2 ile 8'in çarpımı 16'dır çünkü dedik. Evet, ve geçtik 3 numaraya. Açılarla ilgili bir şeyler vermiş. Bir onu okuyalım ilk önce. Diyor ki, ne diyor? A, C, B. Şurası 2A açısıymış. B, A, D. B, A, D. Şurası da A açısıymış. Ha, klasik bir soru arkadaşlarım. Bakın bu A ya 2A muhabbetini gördünüz arkadaşlar. Yani şekli de tanıyayım gerekirse. Bunun en güzel çözüm yolu şu. Şuradaki üçgenin, bakın şu ABD üçgeni var ya. Aynısını bu tarafa doğru simetrisini alıyorum arkadaşlar. Birinci köşe taşında yaptık ya bundan dostum. Bak buraya göre simetrisini aldım. Burada bir ikizkenar oluşturdum aslında ben çaktırmadan. Şuraya da şöyle bir A yazarım. Şurası da ikizkenardır. Kayı kuralından 2 derim. Şunlar da ikizkenarlar oldu arkadaşım. Sonra şuna da B yazalım. B. Şuraya da B yazalım. Bakın ne geldi. A ile B'nin toplamı 90'a eşit. A ile B'nin toplamı 90. Bir yazayım onu ben. A artı B 90. Peki bu durumda 2A ile 2B'nin toplamı da 180 olmalı. Hemen bakıyorum. Bak burada 2A var. Burada B var. Lan demek ki şuranın tamamı da B'ymiş ki arkadaşım. Bu açıda B olacak ki. B, B, 2A. Yani 2B ile 2A'nın toplamı 180 olduğundan demek ki burası mecbur B olacak dedim. Yani şunu fark ettim. B, B, ikizkenar üçgen. Şuranın toplamı kaç birim geldi? 9. O zaman şu uzunlukta 9 çıktı kardeşim. Ve bak şurada da bir Pisagor çakalım. Hadi X'i bulalım hemen. Ne diyeceğiz? 9'un karesi 81 eşittir. X kare artı şurası 7 değil mi? 7'nin karesi 49. Ne oluyor? 32 mi oluyor arkadaşlar X kare? X kare 32 ise X eşittir. 4 kök 2 çıkar dışarıya. Hemen şimdi geldik 4 numaralı sorumuza. Evet, bir yandan da telefon ötüyor arkadaşlar. O yüzden yani tamam bir kere çaldırdın açmadıysak kapattı arkadaş ya. Neyse, birazdan ararız biz onu. Odaklanmada bir sıkıntı var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi ne diyor? B, A, C. Şimdi şuranın tamamı 70'miş arkadaşım. Bunu bir yazalım. A, B ile A, C. A, B ile A, C eşitse 70 ise şuraya 55, 55 kalacak. Şurası da 20. İkizkenar mı bu? Evet, ikizkenar. Tabanına bir diklik indirelim şöyle hemen arkadaşlarım bu ikizkenarı. Şurası 35, 35 diye bölünsün. Bakın ne fark ettim. Şu üçgenin, şöyle mavi yapıyorum bu üçgeni. Bir açısı 90, bir açısı 35, bir açısı 55 ve 90'ın karşısında tık tık işareti var. Şimdi bir de şu üçgene bakın arkadaşlar. Onu da şöyle kırmızıyla tarayayım sizin için. Bir de şuna bakın. Yine 35, yine 90. E burası demek ki 55. Ve yine 90'ının karşısı bakın tık tık. Hipotenüs tık tık. O zaman bu üçgenle şu kırmızıyla taradığım ve maviyle kalınlaştırdığım üçgen birbirine eş. O zaman bunun 35'inin karşısı x ise bunun da 35'inin karşısı yani şurası x ki bu ikiz kenar olduğu için bu yükseklik neydi?
6'yı 2'ye bölecekti. 3, 3 diye. Demek ki x 3 gelecekmiş. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet, geldik 5 numaralı sorumuza. ACB açısı şu açı eşitmiş BAC'ye. Buraya eşitmiş. O zaman bu da 8. ABC üçgenin çevresinin en küçük tam sayıdır. Ha, en küçüğü soruyor. Şimdi önce şu kenarı bulalım biz. En küçüğünü bulalım ki çevrede en küçük çıksın. Şimdi x'in kuralı neydi dostum? Açıkenar bağıntılarında öğrendik. Diğer ikisinin toplamı yani 8 ile 8'in toplamından küçük olacak. Farkları yani sıfırdan da büyük olacak. E o zaman ben x'i en az 1 seçerim. Madem sıfırdan büyük olacak. En az 1 seçerim ki en küçük tam sayı değerini bulmuş oldum. O zaman toplayalım. 8, 8 daha 16. Bir daha en az 17 çıkar çevremiz diyelim arkadaşlar. 6. sorudayız. ABC dik üçgen BD DC'ye eşit. Yani burası da x oldu. X kaçtır? Bakın şunu fark ettim. 90'ın karşısı 6 ise sadece 30'un karşısı yarısıdır. Yani 3'tür. Bakın 30'un karşısı 3. Demek ki şurası toplam 60 derece. Şu ikiz kenar olduğu için burası da 30 derece. Sonra burası da tabii ki 60 ile 30 kaldı. 30, 90. Şurası da 60 çıktı. Şimdi 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı köküçtür. 90'ın karşısı da 2 katı olan 2 köküçtür. Yani 6. sorumuzun cevabı Edirne'den gelmiştir. 7 numaraya geçerim ben de o zaman. Şimdi 7 numarada da ne diyor? Bakın şuradan bir yükseklik inmiş. O zaman şunu çizdiğimde ben bu kesin ikizkenar üçgen. Çünkü bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay olmuş. Sonra EC AB'nin 2 katıdır diyor. AB'ye K dersem EC 2K. Demek ki burası da 2K. Hatta ne gördük bakın yine az önceki soruda olduğu gibi 90'ın karşısı 2K ise sadece 30'un karşısı yarısı olur. Demek ki orası 30. Burası 60. 30'un bu tarafı ne olacak? 150. Açıortay olduğu için 75-75. Kayı kuralından açıortay olur burası. Hem yükseklik hem kenar ortaysa açıortay da olur. Bize de şurayı soruyordu bakın şu açı. Yani 75 ile 30'un toplamını soruyor. 105'i yapıştırdım. Evet 8. sorumuz. BAD. Şurası 70 dereceden büyükmüş. AB ile AC eşitmiş. Şimdi burası 70 olsaydı arkadaşlar. 70 olsaydı 110 kalırdı şu ikiz açılara. 110 ve 55-55 diye dağılırdı bunlar. Ama 70'ten büyükse biz bunu 71 alalım hadi. 71 alsak 70'ten büyük bir sayı. O zaman buralarda arkadaşlarım 54,5 olacaktı şuralarda. Şimdi bize neyi soruyor? ACB şu açının en büyük tam sayı değeri. Şimdi bu açıyla şu açının toplamı iki iç açıdır 54,5'a eşit. Yani C açısı o zaman 54,5'tan her halükarda küçük. E o zaman ben burayı 0,5 seçsem bu da 54 olur. Yani alabileceği en büyük tam sayı değeri 54 derecedir dedim. Ve geldim 9 numaralı sorumuza. Evet. ABC eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Eşkenar üçgense 60'ı bir yazalım. Şurası 30 olur. 30, 60, 90'dan. Hatta 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı 2 3 olur. Bu 30 derece ise şurası da 30 derecedir. Ve canım öğrencim burası 60 ise şurası 120. 120, 30, 30 üçgeni çıktı. Burası da 30. Şimdi ne var burada? 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 3 olacak. Yani şuradaki uzunluğun tamamı 4 3. Şurası. 2 3 buradaysa x'e ne kaldı? Yine 2 3 kaldı. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. 10. soru. Şimdi 5 var, 13 var. BH, HC'ye eşit. Tamam. BK, KL'ye eşit. Bakın bu da orta nokta, bu da orta nokta arkadaşlarım. Demek ki şu orta taban. Nerenin? Şu LC'nin. O zaman LC 2x olacak. Tamamdır öğretmenim. Başka ne diyor? Başka bir şey ne diyor? 13 var, 5 var. Şu yüksekliğe dikkat edin dostlar. Bu yükseklik kenar ortay olmuş. Bakın burayı 2'ye bölmüş. Demek ki açıortay da olacak ve bu üçgen bir ikizkenar üçgen olacak mecburen. 13 ise burası da 13 olacak. Demek ki buraya 8 kaldı. 2x 8 ise x de 4 çıktı. Evet 11.
AC ile BC eşit. Yani burası 10 ise şuranın da 10 olduğunu söyleyelim. Demek ki şu açıyla bu açı birbirine eşit. Demek ki buradan çizdiğim yükseklik buradan çizdiğim yüksekliğe de eşit. Hatta ne demiştik özellikle köşe taşını anlatırken? Bu yükseklik eşit açıya kadar olan parçası 2 ise bu yüksekliğin de eşit açıya kadar olan parçası 2'dir. E o zaman burası da 8'dir. Şimdi burası 8, burası 10 geldiğine göre demek ki burada bir 6, 8, 10 üçgeni var. Değil mi arkadaşlarım? Demek ki şu yükseklik 6. Benden de üçgenin alanını istiyor. Bir üçgenin alanı neydi? Tabanı çarpı yüksekliği bölü 2. Şimdi yüksekliği 6, tabanı 10 bölü 2. 60 bölü 2'den 30 çıktı. 11. sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 12 numaradayım. Yine bir ikizkenar görüyorum arkadaşlarım. 1 var. X nedir diye bir soru sormuş. Biz şimdi ikizkenarı gördük. Tabana bir diklik indirelim hemen şöyle bir. Şimdi 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacaktı? Yarısı. 2 kök 3'ün yarısı kök 3. Peki şurası 60 derecedir. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacak. Kök 3'ün kök 3 katı da 3'tür. Demek ki burası 3. Buraya da 2 kaldı. Ve şuradan da bir Pisagor çakalım. X kare eşittir. Kök 3'ün karesi 3 artı 2'nin karesi 4. 3, 4 daha 7. X kare 7 ise X de kök 7 geldi. Evet, 13. sorudayız arkadaşlarım. Hemen bakalım. Bakın burada hemen 5, 12, 13'ü gördüm. 5'i bir yazdım. Şimdi AB ile AC eşit. AB ile AC. Yani ben şuraya bir K birim dersem burası da 5 artı K. AC, X yani 5 artı K'yı soruyor bize. Şuradan hemen Pisagor'u mecbur çakacağım ben dostlar. Hadi yapalım. 5 artı K'nın karesi yani 25 artı K kare eşittir. 12'nin karesi 144. 5 artı K'nın karesini yanlış yazdım. Birincinin karesi 25. İkincinin karesi K kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı yani 10K. Eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi yani K kare. K kareler gitti. Buradan 10K eşittir. Şimdi 25'i bu tarafa atarsak 144 eksi 25. 14'ten 5 çıktı 9. 13'ten de 2 çıktı. Ya da 3'ten 2 çıktı 1, 1. 119 geldi. Doğru hesapladık değil mi? 119. Evet. Bir daha hesaplayalım. 144. 12'nin karesi 144 artı K kare eşittir. 25 artı K kare artı ikisinin çarpımı 5K, 2 katı 10K. 144'ten de 25'i çıkartırsak 14'ten 5 çıktı 9. Doğru. 3'ten 2 çıktı 1. Bu da doğru. 1 de aşağıya düştü. Tam buraya kadar her şey doğru. Başka bir sıkıntı yok herhalde. Şimdi 10K eşittir 119 geldi arkadaşım. Demek ki K eşittir 11.9. Neyi soruyordu? AC 5 artı X'i soruyor. Yani bunu 5 ile toplayacağız. 16.9 yapar değil mi? 11'i 5 ile toplarsak 16 yapar. 16.9'dur. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 14 numaradayım arkadaşlarım. AB ile AC eşitmiş. Ve AH ile 5'in toplamı AC'ye eşitmiş. Yani şuraya X dersem, yok X demeyeyim. A dersem, AH'a A dedim. A artı 5, AC'ye eşit. Burası da A artı 5. AB ile AC eşitse buranın da A artı 5 olması lazım. Buraya 5 kaldı. HC'yi 12 vermiş. Soru patladı gitti. 5, 12, 13. Yani aslında üstteki soruyu da tersten sormuş diyebiliriz. Evet, 15 numaradayım arkadaşım. AB ile AC eşit. Şimdi burada da şu kuralları bir hatırlayalım. Şimdi eşit açılarımız var o zaman. Bunlar eşit açılar. Eşit açıdan çizilen yükseklikler eşittir. Bu 1. Bu yüksekliğin diklikle eşit açı arası 2 ise bu yüksekliğin de diklikle eşit açı arası 2 olacak. Şurası toplam 5 ise burası da 5. Şuraya 3 kaldı. Şu parçayla şu parça eşittir. Buraya x kaldı diyelim hemen. Başka EK x nedir diye de bir soru sormuş bize kardeşlerim. Hemen bir görelim. Şurada bir bakın 3 var. 5 var. Şurası 4 olacak. O halde burası 4 eksi x oldu. Hemen şurada da Pisagor'umuzu çakalım şu üçgende. 4 eksi x'in karesi yani birincinin karesi, ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı,
eşit olacak x kare artı 2'nin karesine. Yani x kare artı 4'e. Peki x kareler gitti yine. 4'ü buraya alalım. 12 eşittir. Eksi 8x'i buraya artı 8x geçirelim. 12 bölü 8 eşittir x. 4'e böl 3, 4'e böl 2. 3 bölü 2 çıktı. 15. sorumuzun cevabı. 16. Evet, yine 1'e 2 oranlı açılarımız var. İkiz kenar var. Bir dik üçgen bulacağız. Bunlar hep pratik yöntemler, taktiklerdir arkadaşlarım. Bunları bir taktik videosunda anlatacağım ben size. Mesela şu taktiklerden biri. İkiz kenar üçgen ve 1'e 2 oranı varsa sen o soruda bir dik açı bulursun kesin. Bir diklik bulursun. Onu bulalım şimdi biz ilk önce. Şu BCD, BCD şu açıya A derseniz diyor. BAC şurası 2 katı olacak. 2A. Şimdi şunun eşit açılara da B, B diyelim. Bakın ne gördüm. 2A ile 2B'nin toplamı, hemen yazıyorum, 180. Demek ki A ile B'nin toplamı 90. Bak hemen burada A ile B burada. Demek ki burası 90 arkadaşım. Soru da buradan biter. Şimdi burası X ise burası da X'tir dersin. Ve şurada da büyük üçgende Pisagor'unu çakarsın. Ki büyük bir ihtimal özel bir dik üçgendir. 12, 16, 20 olur mu? Evet, x'e 16 desem burası 20 oluyor değil mi? 12, 16, 20 dik üçgeni. Demek ki x'imiz 16'dır. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet Goberler, bunları da gömdük. Bir sonraki videomuzda 6. bölüme geçmeye başlayacağız artık. ÖSYM sorularını çözmeyeceğim demiştim. Ama onun dışındaki bütün soruları çözeceğim. Sadece ilk ünitenin konu testini çözmedim. Bir de hangi üniteydi hatırlamıyorum. Bir de açı kenar bağıntılarının galiba konu testini çözmemiş olabilirim. Çünkü hani daha çok böyle sınavda çıkacak önemli konuların konu testlerini çözmeye çalışacağım dedim. Ve üniversite sınav sorularını da zaten internette bulabileceğiniz için ben çözmüyorum arkadaşlarım. Hepsinin çözümleri var zaten. Peki hadi bakalım, görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.